Herkese merhaba. Klinikte bize en çok yardımcı olan araçlardan bir tanesi dijital ölçü demiştik. Ama dijital ölçü aldıktan sonra bu dijital ölçünün bir üretim sürecine girmesi gerekiyor. Ve bu üretim süreci genellikle 3 boyutlu printerler, yani 3 boyutlu baskı hizmetleriyle beraber işlenebiliyor. O yüzden bu ölçülerin bazı işlemlerden geçerek bu 3 boyutlu baskıya hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu işlemler için kullandığımız bazı yazılımlar var. Bunlar dental yazılımların içinde de kendine bir modül olarak oluşturulmuş olsa da benim en çok kullandığım ve en çok başvurduğum yazılımlardan biri olan Mesh Mixer'la modelin altını doldurma, modelin içinde boşluk varsa bunu nasıl düzelteceğimize size kısaca anlatmaya çalışacağım. Hadi hiç beklemeden videoya geçelim. Evet, modelimizi Mesh Mixer'a aktardık. Şimdi şunu yapacağız. İlk olarak bir fırça seçerek bu fırçayla kenarları biraz düzeltmek istiyorum. Fırçanın boyutunu biraz küçültelim. Ama gücünü arttıralım. Kenarları biraz düzeltmeye başlayalım. Kenarları düzeltmedeki amacım modelin daha düzgün bir şekilde çıkmış olması. Önemli bir durum değil. Bazen eksiklikler yaşanabiliyor printte ama çok karşılaşabileceğiniz bir durum değil bu. Kenarları hemen hemen toparladık. Bunu yaptıktan sonra modelimizi bir sonraki aşamaya hazır hale getirdik. Şimdi ikinci yapacağımız şey, yine Select'e geliyoruz. Hepsini seçiyorum. Ve Edit'e gelerek Extrude diyorum. Yani modelin bir yönüne doğru modeli uzatacağım. Bu şekilde yapıyoruz. Offset değil, Flat diyorum. Preserve Groups, yani seçtiğim grubun normal olmasını istiyorum. Ve Y aksında veya X aksında seçerek doğru yöne gidip gitmediğine bakıyorum. Şu an doğru yöndeyiz ama mesafeyi biraz arttırmamız lazım. Bunu yaklaşık 15 mm diyorum. Burada farklı seçenekleri seçip deneyebilirsiniz. Modeliniz bazen belli bir aksda olmayabilir. O zaman bunu İptal demeniz lazım. Şimdi iptal dedikten sonra ne yapabiliriz? T tuşuna basıyoruz. T tuşuna bastıktan sonra modelin aksını değiştiriyorum. Yani uzaydaki pozisyonunu değiştiriyorum. Buradan Show Printer Bed diyerek printer bedine, yani yatağa dik bir şekilde ben bunu hizalarsam yaptığımda X ve Y aksına göre de bunu ayarlayabilecek duruma gelirim. Çeviriyorum. Şu an hemen hemen istediğim yerdeyiz. Çok az çeviriyorum. Ve kabul et diyorum. Şimdi printer'ın olduğu yeri kaldıralım. Ve yine Select'e gelerek hepsini seçiyorum. Edit'e geliyorum. Ve yine Extrude diyorum. Şimdi Extrude dedikten sonra yine Flat'ı seçiyorum. Şimdi X aksı, Y aksı olarak kontrol edebilirim ama burada artık modelimi doğru konumlandırdığım için X aksı doğru olabilir ya da Y aksistir benim için doğru olacak şey. Şimdi burada offset'i 25 mm getirelim. Ve Y aksının benim için doğru, yani yukarıya doğru benim modeli uzatmam lazım. Ve kabul et diyelim. Şimdi kabul ettikten sonra modelin burada çok fazla uzun olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu Clear Selection dedikten sonra burada Edit'ten Flip Normals diyeceğim ve modelin tekrar normal haline gelmesini göreceğiz. Şimdi buradan Edit diyorum. Plane Cut diyorum. Ve Plane Cut yaptıktan sonra buradan Ok yönüne basarak saklamak istediğim model kısmını seçebiliyorum.
Ve modelin altı doldu. Gayet düzgün. İstersek şurayı biraz düzeltebilirim. Yine bir Robo Smooth Tool'unu seçerek burayı biraz yumuşatıyorum. Bunu yapmak zorunda değilim ama ne kadar düzgün bir model istediğinizle alakalı olarak istediğiniz değişiklikleri ve modifikasyonları yapabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra modelimiz hazır print'e. Ama bu print'i yapmadan önce edit diyorum ve hollow diyorum. Hollow nedir? Hollow modelin içinde bir boşluk yaratarak bu boşluğa boşluktan reçinenin daha az kullanılmasını sağlayan bir yöntem. Hollow yapmak için iki tane delik koyduk oraya. Onların çapını 2,5 mm olarak ayarladım. Gayet güzel ve kabul et diyorum. Kabul ettiğim zaman gördüğünüz gibi modelin içinde boşluk var. Görüyorsunuz modelin iç yüzeyini görebiliyorsunuz. Bunu yapmamız modelin içinin tamamen reçine dolmamasını sağlayacak ve böylece daha az materyal kullanmamıza yardımcı olacak. Bu da maliyeti düşürecektir. O yüzden ben hollow yöntemini mutlaka kullanıyorum. İsterseniz hollow kısmını daha fazla da yapabiliyorsunuz. Yani burada solda gördüğünüz ayarlardan hollow'u 6 tane yaparsak o zaman 6 tane bizim için delik üretecek. Ama bu delikleri tabii ki o güzel yüzeye doğru değil. Modelin altına yerleştirmeyi her zaman tercih edin. Kabul et dedikten sonra yazılımın işlemesini bekliyoruz. Ve gayet uygun bir şekilde modelimiz hazır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dijital ölçü alıp veya dijital ölçü almayı tasarım yaptığımız şeyleri 3 boyutlu printer'a göndermeden önce mutlaka bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bunun için kullandığımız araçlardan birisi olan mesh mikseri bugün size kısaca tanıtmaya çalıştım. Ve aynı zamanda modelin altı nasıl doldurulur, modelin doğru bir şekilde print edilebilmesi için ön düzenlemelerin nasıl yapılabileceğini kısaca size bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Instagram sayfasından bana ulaşabilir, YouTube kanalıma abone olup videoları paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.